Sorum şu. Mesela birçok girdiye maruz kalmak beyni zenginleştiriyor. Hani birçok alıcıya aynı anda maruz kalmak beyni besleyen güzel bir şey. Çok güzel bir örnek vermiştiniz. Orada benim kafam netleşmişti hocam. Hani bilgisayar ekranında çok fazla program açık olduğunu düşün. Bilgisayar kasıyor o anda çalıştığın program. Altta çünkü bir sürü dosya açık, onları kapatmıyorsun. Onları kapattığın zaman o kullandığın programı daha verimli kullanabiliyorsun. Takılmıyor program, donmuyor demiştiniz. O zaman ne olduğunu anlamıştım. Ama bir yandan da mesela bu bilgisayar örneği gibi verdiğinizde de sanki kötü bir şey ve o dosyaları kapatmak gerekiyor gibi. Aynı anda birçok girdiye maruz kalmak bizim beynin baş edemeyeceği bir şey. Benim söylediğim... Bu beyni besleyen bir şey değil yani. Değil. Aynı anda. Çeşitli meraklara, uğraşlara sahip olup çok çiçekten bal almak iyi bir şey. Ama her çiçekten bal alırken o çiçeğe konsantre olmak lazım. Anladım. Yani farklı farklı kaynaklardan beslemek zenginleştirir ama bizim beynimiz multitasking değildir. Yani aynı anda birden fazla işlem yapamaz. Bugünün gençleri yapabiliyoruz zannediyorlar ama her işlerindeki performanslar düşüyor. Bu bütün deneylerle gösterilmiş bir şey. Her an bir iş. Kısa da olsa dikkati oraya vermek, onu tamamlayıp bir sonraki göreve geçmek. Çünkü bizim beynimiz çoklu odaklanmayı yapamıyor. İşte bu senin yaşadığına benzer dikkat sorunları, dalıp gitmeler, unutkanlıklar, sakarlıklar artıyor. Ön beynimizin karar sistemi çoklu karar almaya zorlandıkça maalesef şehirli insanlar, özellikle gençler bu sistemi çok fazla zorluyorlar farkında olmadan. Tabii e-postaları telefonunuzdan kontrol etmek bile karar sisteminizi yorar. Çünkü versem cevap vermesem mi, orada metro geliyor, işte ne giydim bugün, kimle buluşacaktım falan filan derken bu pili öğlene kadar bitiriyoruz maalesef. Öğleden sonra beyin sapından hayata devam. O da dürtüsel bir yaşam demek zaten yani. İyi bir şey değil.